ta sahanlığımızın batı sınırlarında belirledi. Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını da... Nasıl mücadele edeceğiz? Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye ile uğraşma. Efendim, sabah şerifleriniz hayır olsun. Ben Deniz Fehmi Çalmuk. Yine bir politik adam programında sizinle beraber olmanın mutluluğu içindeyiz. Geçmiş Kurban Bayramınızı tüm aziz milletimizin kutluyoruz. Dün üzücü bir haber geldi. Fırat Kalkanı operasyonunda, harekatında şehit olan iki askerimiz var. Onlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Vatan ve millet yolunda yaralı olan iki askerimize de geçmiş olsun diyoruz. Allah acil şifalar versin. Bugün üzerimize bir borç olan bir tarihi anma daha var. Doktor Sadık Ahmet'in ölüm yıl dönümü. Ona da Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Batı Trakya için çok önemli işler yapan Sadık Ahmet'i rahmetle anıyoruz. Efendim, bugün ekranlarınızda her zaman stüdyomuzda konuktu ama şu anda bir bayramlaşma ziyareti için, parti çalışmaları için Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinde dolaşan Demokrat Parti'nin genç, dinamik Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'la Skype üzerinden bir konuşma yapacağız. Sayın Uysal şu anda İzmir Çeşme'de. Sayın Genel Başkanım, hayırlı sabahlar olsun. Ben de hayırlı sabahlar diliyorum. Vesileyle tüm vatandaşlarımızın geçmiş Kurban Bayramı'nı ben de tebrik ediyorum. Efendim, programın başında şunu da belirteyim. Bizi izleyen tüm Demokrat Partili dava adamlarına da teşekkür etmek durumundayım. Çünkü inanılmaz bir sosyal medya etkileşimi yaptılar. Sayın Genel Başkan'ın programa çıkacağını duyan tüm il ve ilçe teşkilatları sosyal medyadan yoğun bir etkileşim içindeler. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkan, ilk önce konuşmaya şöyle başlamak istiyorum. Yoğun bir pandemi gündemi, 2 yıllık aradan sonra siz her zaman olduğu gibi yine yurdun çeşitli illerinde dolaşıyorsunuz. Parti toplantılarınıza katılıyorsunuz ve gördüğünüz bir Türkiye fotoğrafından başlayalım. Sayın Gültekin Uysal'ın gözünden Anadolu'nun çeşitli illerinde görülen fotoğraf nasıl efendim? Müsaade ederseniz, siz de hatırlattınız. Aslında 24 Temmuz tarihimizde çok önemli günlerin yıl dönümü. İkinci Meşrutiyet'ten basında sansürün kaldırılmasına, Bozan Barış Anlaşması'nın imzalanmasına ve tabii ki siz de ifade ettiniz, Batı Trakya Türklüğü'nün abidevi lideri Doktor Sadık Ahmet'in vefatında yıl dönümü. Biz tabii tarihi bugüne, bugünkü siyasi rekabete cephane üretmek için değil, geriye doğru anlayıp ileriye doğru yaşamak için anlamlandırmalıyız. O açıdan da bu tarihi günde bütün bunları da ben vesileyle zikretmek isterim. Tabii bir pandemi dönemini yaşadık, yaşıyoruz. Bugün de vaka sayıları artmakta. Önemli derecede bir aşı akışı oldu ama kimi yerlerde bir takım ideolojik farklı telkinler, propaganda dolayısıyla aşılanma sürecinin de yeterli düzeyde ilerlemediğini görüyoruz. Tabii öncelikle bir sağlık problemi olarak başlamış süreç, neticede bir domino etkisiyle beraber iktisadi, toplumsal pek çok cephesinde sonuçlar üretti. Türkiye'nin var olan zaten derinden işleyen ekonomik problemlerin daha da katmerli hale getirdi. Maalesef Türkiye hükümet olarak bütçesi itibariyle yedek akçelerini tüketmiş, bu sürece hazırlıksız yakalandı. Böyle bir dönemde vatandaşın devletine en fazla ihtiyaç duyduğu böyle bir dönemde maalesef devlet, hükümet vatandaşımızın yanında yeterince olamadı. Zaman zaman kredi genişlemeleriyle ama esas olarak gelişmiş ülkelerin böyle bir dönemde yaptığı gibi doğrudan hane halkı gelirine katkı sağlayacak, doğrudan işletmelerin bütçesine cari giderlerini karşılayacak düzeyde katkı yapamadı. Bütün bu süreçlere bakınca özellikle işten çıkarma yasağının kalkmasıyla beraber fiilen 10 milyonun üzerinde olan işsizliğin daha da artacağı ortada, bütün problemler karşımıza koskoca bir büyük problemi açık hale getirdi. Zaten Türkiye çok uzun süredir kaynaklarını kötü yöneten bir ülke. Öncelik sıralamasını kötü yapmış bir ülke. İşte bunun son olarak Kıbrıs'ta başka müjdeler beklerken Kıbrıs'ı külliye tercihiyle beraber de görebiliyoruz. Bütün bu açılardan bakınca
ne Adalet Kalkınma Partisi'nin Türkiye'yi taşıyacak, ne Türkiye'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'ni taşıyacak gücü imkanı kalmadığını ifade edebilirim. Genel Başkanım, ekonomi fotoğrafı böyle ama Türkiye'de bir de siyaset fotoğrafı var. Belki bayramlaşma nedeniyle, Kurban Bayramı nedeniyle siyasi kamplaşmaya bir nebze ara verildi ama Türkiye'de siyasetin yoğun ve ekonomi kadar her hanenin içine işleyen bir pozisyonu var. Ve gündemde parlamenter sistem var. Parlamenter sisteme geri dönüş konusunda özellikle Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin anayasal çalışmaları var. Daha kamuoyuna tüm umdeleriyle açıklanmış değil. Ama buna rağmen de Cumhur İttifakı'nın da bir anayasa değişikliği üzerinde bir beklentileri var. Şimdi bu gözlemle Anadolu'yu gezdiğinizde milletin yeniden parlamenter sisteme dönme konusunda bir beklentisi var mı? Yani şöyle ifade etmek lazım. Vatandaşımızın bir demokrasi talebi var. Özellikle gençlerimizin. Bundan 20 yıl evvelinden daha fazlasıyla bir hürriyet talebi var. Türkiye'de her geçen gün rengi koyulaşan bir iklim var. Bu iklimin boğucu şartları Türkiye'nin yetişmiş insan gücü başta olmak üzere belirli ölçeğin üzerindeki sermayesinin kendi doğduğu topraklarda bir gelecek hayali kuramaz hale gelmiş. O açıdan bakınca biz Türkiye'de demokrasiyi ekmeğimiz aşımızdır diye tarif ediyoruz. Bugün bu ülkede demokrasi ve hukuku başlatacağınız yer mülkiyet hakkı ve teminatıdır. Maalesef bunu sorgulandırdığı bir olağanüstü hal dönemini yaşadık. Bütün bu açılarıyla bakınca keyfi bir yönetimden hukuk devleti dediğimiz kuvvetler ayrılığının demokrasi eşittir kuvvetler ayrılığı deriz. Bütün bunların işleyen bir demokrasi, işleyen bir hukuk düzeni talebi var. Bu nedenle artık ekonomilerin en temel girdisi bildiğimiz klasik sermaye, emek, bütün bunlarla beraber en temel girdisi hukuk ve demokrasi. Türkiye gibi dünyaya açık bir ülkeyi, ihracatının büyük bir yüzdesini OECD ülkelerine yapan bir ülkeyi içe kapatamazsınız. Türkiye'de iktidar kendi hedeflerine yürüyebilmek için belirli ölçüde Türkiye'yi içe kapatmak gibi bir strateji gidiyor ama en nihayetinde sermaye akışlarından İhracatına varıncaya kadar bütün bunları çok yapabilme imkanı yok. Netice itibariyle gözlerinizi kapatsak bu gerçekleri görmez hale gelin diyor. Çünkü bu gerçekleri biliyor, yaşıyor. O açıdan vatandaşımızın her noktasında her zamankinden çok daha fazla demokrasi talebi var. Bugün bu keyfi rejim, sınırsız yetki, sıfır denetim mantığı içerisinde Türkiye'nin talebinden daha çok bir kişinin ihtiyaçları çerçevesinde şekillendirilmiş, formatlanmış Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin zaten sürdürülebilir bir tarafı yok. Bunun sürdürülemeyeceğinin en temel göstergesi AK Parti içindeki tartışmalardır. Zaman zaman ürettiği zafiyeti telafi etmek için Büyük Millet Meclisi'nde nöbetçi bakanlar da koysalar, asli olarak sistem sistematik hata veriyor. Bu hatayı düzeltebilme imkanları yok. Neticede kişiye özel bir uygulamaydı. Bu bugün sürdürülemiyor. %50+1 dengesiyle beraber siyaseti maalesef bir takım vesayetler altına almış durumda. Bu iklimden iktidar partisi de çıkmak istiyor ama netice itibariyle 20 yıllık aşağı yukarı bir iktidar var. Yorgun bir iktidar, söyleyecek sözü kalmamış bir iktidar. Zaman zaman ifade ediyorum. Bugünkü iktidara bir 5 yıl daha versek 19 yılda yapamadığı neyi yapacak acaba? Neredeyse 4 tane 5 yıllık kalkınma planı uygulama imkanı fırsatı bulmuş. Türk milleti yetki vermiş, mazeret bırakmayacak şekilde süre vermiş, bütçe vermiş, yetkinin üzerine mutlak iktidar istemişsiniz, onu da vermiş. Bugün içinden çıkılmaz bir hal var. O nedenle Türkiye'nin bir iklim değişikliğine ihtiyacı var. Türkiye'nin özellikle uluslararası güvenlik açısından, milli güvenliği açısından bölgede gelişen hadiseler yeniden kendisini 3-5 yıllık periyotta kodlayabilme imkanı var. Bunu yapamadığı takdirde uluslararası düzlemde de her zamankinden daha fazla dış operasyonel müdahalelere açık hale gelmiş olması dolayısıyla pek çok müdahaleye de maruz kalabilme riski var. Bütün bu riskleri görünce Türkiye'nin kendisini milli güvenlik endişelerini ne Tayyip Erdoğanlı bir Türkiye ile ne AK Partili bir Türkiye bunu yapabilme imkanı yok. O nedenle biz demokratik usulle Türkiye'de Türk demokrasinin en önemli vasfıdır. Kavgasız, dövüşsüz iktidar 14 Mayıs 1950'de nasıl değiştirmişse bugün de değiştirebilme imkanını kullanacaktır. Bu süreci sürdürülebilir görmüyorsunuz o zaman.
Ben sürdürülebilir görmüyorum, taşınabilir görmüyorum. İktidarın da söyleyecek sözü kalmamış. Kuruluş umdelerinden bambaşka bir noktaya savrulmuş. Kurucu değerleri, kurucu figürleri yerelde ve genelde bakın. Bugün bambaşka noktadalar. Kendi içerisinden birisi genel başkanlığını yapmış, başbakanlığını yapmış. Diğeri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar sürecinde en önemli propaganda aracı olmuş, ekonomik başarının mimarı diye sunulan Sayın Babacan, ikisi de çıkmış, bir parti kurmuş ve içinden çıktıkları siyasi partiyi bugün uç noktada eleştirir haldeler. Bütün bunlar gösteriyor ki kişiselleşen, keyfileşen bir iktidar süreci, akıldan kopmuş bir iktidar süreci, Sayın Erdoğan'ın şahsi tercihleriyle beraber kendi siyasi kariyerinde en niteliksiz siyasi kadroyla, en niteliksiz bürokratik kadroyla çalışma tercihi ortada. Bunun ürettiği maliyetler var. Bunun ürettiği parti olarak karşılaştıkları fotoğraf var. Elbette bizi ilgilendiren kısmı devletle partiyi aynileştirerek, bir parti devletine dönüştürerek bu maliyetleri milletimizin karşılıyor olmasıdır. Yoksa maliyetleri kendileri karşılasa kendi tercihleri der geçeriz. Bu büyük ülkenin Suriye krizi başta olmak üzere yüklendiği maliyet ortada. Bugün mülteciler, göçmen konusu başta olmak üzere pek çok tartışma sahası var ve iktidarın hiçbir noktada uygulanabilir bir politikasının olmadığını her gün görüyoruz. Sayın Genel Başkan, burada şöyle, çünkü Demokrat Parti tarihi Türkiye'de Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırılan bir siyasi iklimi sağlayan bir siyasi parti. Siz bu sürecin tamamen resetlenmesini ya da yeni bir format atılmasını mı öngörüyorsunuz? Yani tarafsız bir cumhurbaşkanı olsa cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi işletilebilir bir sistem midir? Ben açık yürekle şunu ifade ediyorum. Temel tercihleri itibariyle Türkiye'de zaten öncelikli başka tartışma sahasını Türkiye gündemine almalı. O da siyasi partiler düzenimiz. İşlemeyen bu siyasi partiler düzeni maalesef biraz evvel de ifade ettiğim gibi sistematik bir hata ortaya çıkarıyor. Millet iradesi, vekalet alan, vekalet veren ilişkisi çok sağlıklı kurgulanmadığı için tabii olarak Büyük Millet Meclisi'ne yansımıyor. Biz seçim beyanamelerimizde de ifade ettik. Önce siyaset değişecek, sonra Türkiye diyerek. O takdirde bugün tartıştığımız pek çok nakısasını, eksikliğini, zafiyetini yaşadığımız demokratik düzenimizin istinat noktasını buraya koymadan yapacağınız düzenlemeden hiçbir manası yok. Ve yapamıyorsunuz bunu. Türkiye'nin en temel problemi kendi meselelerini, önceliklerini, problemlerini, kronikleşmiş meselelerini ne demokratik kanallara aktarabiliyor ne hukuki kanallara aktarabiliyor. Aktaramayınca ortaya çarpık bir yapı çıkıyor. İşte HSYK'nın yapısı, Türkiye'de iktidar adalet reformu yapacağını söylüyor. Zaman zaman ifade ettim, yani anayasa değişikliği gündeme geliyor Türkiye'de. HSYK'yı bağımsızlaştırarak yargılanmalarına müsaade etmedikleri bakanların yargılanmasına mı müsaade edecek bu iktidar? Yani böyle bir şeyi hiçbir şekilde görmüyorum. Türkiye'de adalet reformu dediğiniz iş, adaletin üzerinde siyasetin gölgesini kaldıracak. HSK'dan başlamadığı müddetçe hiçbir manası yok. Meselenin, Türkiye'de reformun, bütün siyasi, toplumsal, bütün meselelerin istinat noktası bu bahsettiğim iki çerçevedir. Birisi adalettir, diğeri siyasi partiler düzenidir. Şimdi buraya geleceğim, siyasi partilerle ilgili konuşmaya, ama şöyle bir nokta var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin buna tavır koyan, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler şunu öngörüyor. Biz bu anlamda Millet İttifakı olarak iktidara talibiz ve biz bu sistemi değiştireceğiz. Önümüze şöyle bir sonuç çıkıyor. Yani muhtemel bir seçimde 2023 gibi görünüyor, eğer erkene alınmadığı müddetçe. Bu seçimden sonra, belli bir periyottan sonra Türk halkı yeniden sandığa giderek Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden yeniden parlamenter sisteme veya Millet İttifakı'nın deyimiyle güçlendirilmiş parlamenter sisteme mi geçecek? Tam da aslında işin özünü ifade ettiniz. Demokrat Parti olarak inşallah Eylül ayıyla beraber biz kamuoyuyla da paylaşacağız. Türkiye'nin önüne bir demokrasiye geçiş programı, belirli periyotları tanımlanmış, zamanlamaları tanımlanmış. Önümüz süreç maalesef bir yıkım mühendisliği projesinin uygulandığı bu 19 yıllık sürecin tamir edileceği, adeta bir kurucu akılla, bir kurucu programla, bir kurucu kadroyla beraber kuvvetler ayrılığı
prensiplerinden kurumların dengesine varıncaya kadar devlet mekanizmasının yeniden inşa ve tarif edileceği bir süreç. O nedenle bir geçiş dönemi. Bu geçiş dönemi açık yürekli ifade ediyorum. Bugünkü iktidarın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye ortaya koyduğu anayasal çerçevenin bir takım imkanlarından da yararlanarak bu yeniden inşa sürecini, ben restorasyon bile diyemiyorum. Çünkü hakikaten Türkiye'de Tanzimat, Meşrutiyet, ikinci Meşrutiyet, Cumhuriyet, çok partili hayata geçtiğimiz 46-50 süreci gibi öyle bir tarihi eşikteyiz. Böyle bir süreci Türkiye kendisini kodlayabilmek, bir yanda demokrasisini, diğer yanda hukukunu, elbette ekonomisini, eğitiminden başlayarak kodlayabilme imkanı var. Bu tür büyük travmalar aslında toplumların bu tür yapısal problemlerin de çözebilmesi için ortaya bir enerji çıkartır. Ben bu olumsuz dönemin bu manada toplumda hiçbir siyasal toplumsal kesim yok ki Cumhuriyet tarihi boyunca mağdur olmamış olsun. Herkesin mağduriyet yaşadığı böyle bir dönemde herkesin hukukundan emin olabileceği, herkesin fırsatlara eşit bir şekilde ulaşabileceği, nimetlerini, külfetlerini eşit ve ortak paydada paylaşabileceği bir Türkiye hayalimiz var. Bunu da yapabilmek için bir geçiş dönemi ifade ettiğiniz çerçevede işlemeli. Bizim perspektifimiz açıkçası bu. İktidarı oluşturan AK Parti ve onu destekleyen hem Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi'nin öngörüsü şu. Türk siyaseti 15 Temmuz gibi bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu emperyalistlerin Türkiye üzerine uyguladığı yeni bir metottu ve bu metottan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek, yeniden Türkiye Cumhuriyeti'ni dizayn etmek bakımından önemliydi. Siz bu görüşe katılır mısınız Genel Başkan? Yani şöyle kısmen bir manası var. Elbette işin özü Türkiye'yi, Türk demokrasisini, Türk devletini egemen bir devlet olarak uluslararası manada manipülasyona açık halden, müdahalelere açık halden kurtarmak. Bunun yolu böyle bir keyfi rejim kurmak değil, işleyen bir demokrasi, işleyen bir hukuk düzeni kurmakla geçerli. Teşhise katılıyorum ama bu teşhise uygun olarak iktidarın ürettiği formüle katılmıyorum. O nedenle bizim temel perspektifimiz, elbette Türkiye işte önemli günleri yaşıyoruz diye programın başında ifade ettik. Zaman zaman Türkiye'de akıl almaz tartışmalar olur. İşte Lozan hezimet mi, zafer mi diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın, AK Parti Genel Başkanı'nın geçmişte söylediği sözler var. Maalesef işte yalan söyleyen tarihi utansın, Rıza Nur'un hatıraları ve Lozan hezimet mi, zafer mi, Kadir Mısıroğlu'nun kitabından ibaret bir müktesebatla ortaya çıkardığı bir tarih anlayışı, hurafe, safsata ve menkıbeden ibaret bir tarih anlayışıyla bir tarih şuuru ortaya çıkmaz. İfsad olunmuş, maalesef dezenformasyon bültenleriyle beraber zihinleri bulandırılmış bir karşıda fotoğraf var. Bu açıdan baktığımızda ben elbette Türkiye'nin zaman zaman 15 Temmuz darbe teşebbüsüdeki 27 Mayıs'tan itibaren tamamen yapılan Türkiye'yi Batı perspektifine geçirmenin darbesidir. Ama Türkiye uzun yıllar Türk siyaseti, bizim Abidevi liderlerimiz Menderes'ten Demirel'e, Özal'a, uluslararası manada hem Türkiye'nin önceliklerini koruyabilmek, hem uluslararası camianın bir parçası olarak iktisadi kaynaklara ulaşabilmek, Türkiye'nin uluslararası zemindeki problemleri yönetebilmek, deyim yerindeyse selin önünden küçük kapma yarışırcasına Amdolu tabiriyle ne kızı vermişler ne dönürcüyü küstürmüşler. Böyle bir mücadeleyle bugünlere kadar geldi. Elbette 15 Temmuz'daki çok açık bir FETÖ terör örgütünün ortada bir teşebbüsü var. Bunun elbette arkasında ABD başta olmak üzere bir takım ülkelerin bilgisi olduğu, hepimizin bir takım analitik değerlendirmeler yaptığında görebildiği şeyler. Burada asıl olan gerçekten hareketle Türkiye'yi bu manada manipülasyona ve operasyonel müdahalelere kapalı hale getirebilmek. Bunun da yolu, tekrar başa dönüyorum, keyfi bir rejim kurmak değil, işleyen bir demokrasi, işleyen bir hukuk düzeni kurmaktan geçer. Genel Başkanım, şöyle bir şey sorayım. Demokrat Parti Genel Başkanısınız ve oturduğunuz koltuğun mirası merhum Başvekil Adnan Menderes, Süleyman Demirel'den gelen bir şey. Sayın Menderes 60 darbesi, Sayın Demirel 12 Mart ve 12 Eylül gibi 3 tane darbeye maruz kalan ve mücadelesini bu şekilde sürdürülebilen bir siyasi geleneğe sahipsiniz.
ve dış güçlerin bu darbelerde de Türkiye'nin sadece demokrasisine değil, toprak bütünlüğüne, milletiyle var olmasına yönelik bir baskıyla, bir askeri darbeyle yaptığını görüyorsunuz. Şimdi bu konuyla ilgili bir de toplumsal sigortanın olması lazım. Yani Menderes ve silah arkadaşları diyelim, canlarıyla bu işi ödemişler. Sayın Süleyman Demirel 12 Mart'ta başbakanlığı bırakmak zorunda kalmış askeri muhtırayla. Hatta kendi deyimiyle şapkasını bırakmış, sonra yeniden alma durumuna gelmiş. Sizin Demokrat Parti mücadelenize baktığınız zaman bir de darbelerle mücadele eden bir tarihe sahipsiniz. Bu perspektiften baktığınız zaman bu anlattıklarımızı veya konuştuklarımızı nasıl ilintilendiriyorsunuz efendim? Elbette bu bahsettiğimiz süreçler 15 Temmuz'a kadar aslında bir veteranın her biri bir parçası. İfade ettiğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran kadrolar 10 yıl aralıksız Balkan Harbi'nden Kurtuluş Savaşı'na, deyim yerindeyse ateş çemberinin içerisinde pişe pişe, mücadele vere vere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni o alevlerin, küllerin arasından çıkartabilmiş. Ben millet olarak da devlet olarak da şöyle bir eşsiz hüviyetimiz olduğu kanaatindeyim. Bu coğrafyada kendi belirlenmişliği, dışından belirlenmişliği azami düzeyde olmuş. Adeta bir siyasal kadastro geçirilmiş. Orta Doğu coğrafyasında kendi mukadderatını kendisi belirlemiş. Yegane millet ve devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve millet. O nedenle biz bugün bir müstemleke olmamış, hafızasında işgal yaşamamış, kısa süreli işgaller de olsa pozitif bir anlayışla beraber hem İslam dünyasında hem bulunduğu coğrafyada örnek bir anlayışı temsil eden bir geleneğin, siyasetin, medeniyetin temsilcisi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin eşsiz bir konumu var. İki tane çökmüş ülkeye komşuyuz. Irak ve Suriye. Etnik ve mezhebi olarak aidiyet alanlarına hapsolmuş o coğrafyalardan ortak bir millet anlayışı, ortak bir ulus anlayışını çıkartabilme imkanı yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti arkasında bıraktığı imparatorluğun içinden eşit vatandaşlık hukukunu çıkarmış. 1856 Islahat Fermanı ile beraber Müslümanı gayrimüslimi ile beraber eşit vatandaşlık hukukunu kurmuş. Hatta o günün icracısı Tanzimat'ın meşhur paşalarından Ali Paşa vefat ettiğinde anlatılır. Tarih kitaplarında da vardır. Fatih Camii'nde helallik istendiğinde ahali o dönemin mottosu bundan sonra gavura gavur denilmeyecek, tırnak içinde ifade edelim. Bu anlayış içerisinde ahali neredeyse helallik vermemiştir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünkü varlığının temeli bu eşit vatandaşlık hukukudur. Bütün bu açılardan bakınca Türkiye'nin Atatürk'le beraber onun şahsında abideleşen bir fikir var. İşte Amasya'da, Sivas'ta, Ankara'ya gelinen o süreç içerisinde kademe kademe milletin mukadderatını, yine de milletin azim ve kararı kurtaracaktır denilmiş. Milli egemenlik esas alınmış, cumhuriyet taşlandırılmış. Tabi Atatürk'ün hayatında, sağlığında başaramadığı çok partili siyasi hayatı 46, 14 Mayıs 50 ile beraber, Demokrat Parti ile beraber o hayal de ortaya çıkmıştır. Genel Başkanım, burada bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, Politikadan programı reklamlardan sonra devam ediyor efendim. Evet değerli izleyiciler, Politikadan programı devam ediyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal Bey Skype bağlantısıyla ekranlarımızda. Demokrat Parti'den bahsediyorduk. Onun tarihi, darbeler tarihinden de bahsettik. Sayın Genel Başkan, şöyle soru sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaman zaman biz kefenimizle yola çıktık deyimini çok kullanır. Geçenlerde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da buna benzer bir ifade kullandı. Ne zaman belki sol siyasetin başı sıkışsa veya sağ partileri tehdit edecek olsa devamlı merhum Menderes, Polatkan, Fatih Rüştü Zorlu idamlarıyla onlara bir aba altından soba gösterircesine bir söylem içine girer. Siz Demokrat Parti Genel Başkanısınız ve bu söylemlerle de karşılaştığınızda neler dersiniz efendim? Tabii 27 Mayıs yasada yargılamaları ve maalesef 16-17 Eylül idamları
Türk siyasi tarihinde bir büyük travma. Bizim tarihimizde daha büyük bir travma. Zaman zaman iktidara muhalefet edeceğiz diyerek Demokrat Parti üzerinden, rahmetli Şehit Başbakanımız Adnan Menderes üzerinden, bakanları üzerinden adeta demokrasinin ensesinde bir ilmik sallandırma gibi bir tehdit cümlelerini duyuyoruz, görüyoruz. Her 27 Mayıs'ta, her 16-17 Eylül'de, her 14 Mayıs'ta bir takım müfrit düşünceye sahip, basında da yerleşik, sol marjinal gruplara mensup bir takım yazar çizer insanların marjinalleştiğini görüyorum. Ben bugün ana akım, başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere ki Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan seçildikten sonra anıt mezara giderek çelenk bırakmıştır. Türkiye'de bu kabuk bağlamış yaraları bizim meselemiz deşmek değil. Elbette bu vakalar ortadadır, tarihe mal olmuştur. Bugünün siyasetinde buradan aynı uyarıyı tekrar ifade etmek isterim. İktidarla ilgili bir eleştiride bulunacaksa hangi camiadan, hangi merkezden olursa olsun Menderes'siz Demokrat Partisi bir eleştiri dili tutturmak mecburiyetindeler. Bugün iktidarın çok operasyonel olarak işine geldi mi Menderes, işine geldi mi Demokrat Parti ama işine gelmedi mi bizden önce neler yapıldı dediğini biliyoruz. O açıdan ne zaman bir meşruiyet ihtiyacı, bir geçmiş kendilerine gömlek değiştiriyoruz diyerek kimlik aradıkları gibi kendi meşruiyet sahalarını milletin gönlünde, zihninde hem Demokrat Parti'nin hem Menderes'in edindiği yerden yararlanmak adına bu travmayı zaman zaman işlevsel olarak kendi propaganda gündemlerini alıyorlar. Ama icraata baktığınızda çok bambaşka bir hukuk var ortada. Ya unutmadan geçenlerde 28 Şubat davasından mahkum olan bir orgeneralin gazetelerde demeci okundu. Ve siyasi tarihimizde bunu tartışmadan biraz ırak duruyoruz. Şimdi şöyle, Doğru Yol Partisi'nin iktidardan uzaklaştırılmasının tarihi 28 Şubat. Ben öyle görüyorum. Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin iktidar olması ve anlaşmaları gereğiyle başbakanlığı dönüşümlü olarak kullanmasına büyük 28 Şubat döneminde büyük bir direnç gösterildi. Bu elbette ki dış ülkeler desteğiyle iç dinamiklerin bir defansıydı ve Demokrat Parti geleneğinin iktidardan uzaklaştırılmasında 24. yıl dönümü, biraz önce darbeleri bahsederken bunu da belirtmekte fayda görüyorum. Genel çok Başkanım önemli. Şöyle bir sorun var. Ben Bey, çok evet. Önemli bir yere aslında parmak bastınız. Ben reklamdan önce sorduğunuz soruyla beraber birleştirerek bir değerlendirme yapmak da isterim. Aslında bütün bu tarihe baktığımızda Türkiye'nin 1,5 asırlık modernleşmiş çizgisi içerisinde merkez sağ, Demokrat Parti, milletimizin önceliklerini, milletimizin beklentilerini, deyim yerindeyse toplumun altın oran uyum noktasını, iktisadi tabirle ifade edecek olursak siyasette bir ölçek ekonomisini siyasette inşa etmiş bir gelenek. 27 Mayıs'tan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki darbeciler eliyle maalesef bu büyük sağ, merkez sağ, bilerek ve istenerek parçalanmak istendi. Tabi 60'lı yılların sonu bir sosyolojiyle de buluştu. 50 Demokrat Parti iktidarıyla beraber alım gücü artmış insanların çocukları şehre indi. Şehirde bir tarafta milliyetçi kanat, diğer tarafta mukaddesatçı kanat, MHP ve MSP çizgisi diyelim. Kademe kademe, vura vura 12 Mart'ta bu süreç 41'ler Hareketi Demokratik Parti ile beraber Türk sağının parçalanmışlığını bugün bile tamir edebilmiş değil. Zaman zaman tamir etme noktasına geldi. 83 sonrası rahmetli Turgut Bey ile bu noktaya geldi. 2002 sonrası Sayın Erdoğan'a bu millet bu yetkiyi verdi. Ama 19 yıllık icraata baktığınızda maalesef bunu çok kötü kullandığını görüyoruz. 28 Şubat'ta maalesef Türkiye'de merkez sağı tahrip etmek, parçalamak, bölmek ancak kendi düşüncelerine yakın siyasi iktidarları böyle inşa edebileceğini, kendi akılları da değil, uluslararası manada neye hizmet ettiklerini o kadrolar, netice itibariyle 1 Mart 2003'ten itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muhatap olduğu operasyonlara baktığınızda hem kullanıldılar hem tasfiye edilme sürecine muhatap oldular. Bütün bu veteriyi geriye doğru sardığımızda aslında
çok net bir fotoğrafı görüyoruz. Merkez sağı parçaladı. Türkiye yeniden merkez sağ merkez sol dengesini oluşturamadığı müddetçe konjonktürel çözümlerle, konjonktürel popstar figürlerle siyasette bir çözüm arıyor. Bunun çok sürdürülebilir olmadığı kanaatindeyiz. Demokrat Parti olarak bugün temel iddiamız bu noktadadır. Yeniden bu büyük sağı inşa edebilecek ve atomize olmuş milliyetçi referanslarıyla, mukaddesatçı referanslarıyla bu siyasetin, kimliklere hapsolmuş, mahallelere hapsetmiş bu siyasetin Türkiye'ye bir şey vermediği günün sonunda ortaya çıkmıştır. Biz yeniden makul çoğunluğun en geniş ortak paydada buluşabileceği bir siyaseti ete kemiğe büründürmek en temel hedefimizdir. Genel Başkanım, zamanı iyi kullanma bakımında ama konu gelmişken şunu belirteyim. Yani süvarisi var Demokrat Parti'nin. Genel Başkan olarak oradasınız. Güzel de bir kadronuz var. Ama son seçimden bu yana sanki Millet İttifakı'nın içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin gölgesinde kalmış bir Demokrat Parti fotoğrafı var. Size bu yönde eleştiriler geliyor mu? Siz bu fotoğrafdan rahatsız mısınız? Gerçekten böyle bir durum mu var? Yoksa müstakil Demokrat Parti'nin anlayışı önümüzdeki dönem daha net ve açıkça görülecek mi? Elbette, kesinlikle görülecek. Tabii Türkiye'de meclis grupları üzerinden siyaset çok hakim. Hem medya erişimi başta olmak üzere. Bugün muhalefetin ana muhalefeti hüviyetinde Cumhuriyet Halk Partisi. Elbette grubu olan İyi Parti. Ama biz Demokrat Parti olarak rahmetle yad edelim Cumhurbaşkanımız Demirel'in tabiriyle doğruluğu ispat edilmiş çizgi derdi. Biz bu çizgi üzerindeyiz. Önümüzdeki süreç Türkiye'de umudumuz Şaban modunda ortalığa dökülmüş pek çok popstar figürün ortalıklarda gezindiği böyle bir dönemde yeniden Türkiye siyasetinin ana fikir havzaları, siyaset havzaları bizim nezdimizde değerlendirmelerimiz çok net. Bize düşen bu değişen iklim, Türkiye bir sosyolojik altüst oluş da yaşadı. Köy-kent dengesinden, iletişime erişimden maalesef son 35-40 yılda göç olgusunu yönetemeyişi, toplumsal ekolojiyi de siyasetin üzerinde temel kurduğu toplumsal yapıyı da tahrip etti. Bu yeni gelen bir sosyoloji var. Bunu da iyi anlamak lazım. Demokrat Parti olarak biz bugün en temel hedefimiz ifade ettiğim gibi herkesin kendisini rahatlıkla ifade edebileceği bir kürsü haline gelebilmek. Türkiye'de medeni, söyleyecek sözü olan, geleceğe dair hayalleri olan, demokrasi fikri, hürriyetçi demokrasi fikri dünyanın her yerinde evrensel bir tecrübeyle beraber ortaya çıkmış ve bugün Türkiye'de Demokrat Parti ile beraber de geleni oluşmuş bir çizgi. Biz de bunu önümüz süreçte daha kuvvetli bir sese dönüştürmek hedefimiz. Sayın Genel Başkanım, iki milletvekiliniz var parlamentoda. Zat haliniz Afyon Karahisar milletvekili, bir de Ordu milletvekili Cemal Engildurtlu var. Demokrat Parti iki milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ediliyor. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde oy oranı küçük olsa da, milletvekili adedi küçük olsa da bu partilere inanılmaz bir siyaset yapma alanı sağlıyor. Şimdi bu bakımdan baktığınızda siyasi partiler kanununda yapılmak istenen değişiklikler konusundaki beklentiniz ve öngörünüz ne? Daraltılmış bölge, dar bölge, ülke barajının düşmesi. Demokrat Parti bu sistemden ne bekliyor ve acilen çözülmesi gereken nokta nedir? Tabii ben aslında konuşmamızın başında da ifade ettim. Hangi meseleyi tartışırsak tartışalım, demokratik kanallara aktarmakta siyasi partiler üzerine çok önemli bir baraj örüyor. Sebebi de vekalet alan, vekalet veren ilişkisini çok sağlıklı işlemeyişi. Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen milletvekillerine milletimiz vekalet vermiş. Her gün Büyük Millet Meclisi'nde millet aleyhinde kanun ve düzenlemeler yapıyoruz. Bunu Türkiye sürdürebilme imkanı yok. Bugün milletvekillerinin seçim bölgesi, daha evvel de ifade ettim, genel başkanların odası haline gelmiş, milletten kopmuş. En nihayetinde millete gidip hesap verebileceğini düşünen, bu illiyet bağının sağlıklı tarif edilmediği bir siyasal düzenin doğru üretebilme şansı yok. O nedenle bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini Türkiye yerli milli diye pazarlayan, propagandasını yapanlar anayasada da tarif edilmiştir. İşte temsilde adalet, yönetimde istikrar deriz. Yönetimde istikrarı diyelim ki bu sistem sabit, sağladınız. O zaman temsilde adaleti sağlamak durumundasınız. Türkiye çok uzun süredir, özellikle 2002 sonrası
kutuplaşma ikliminin her geçen gün daha da derinleşmesiyle beraber maalesef geniş toplumsal kitleler doğrudan tercihleri yerine korku ikliminde, bu kutuplaşma ikliminde stratejik bir oyuncuya dönüştü. Aman A partisi gelmesin B'ye oy ver, aman C partisi gelmesin D'ye oy ver. 2002'den bu yana sadece bu siyasal düzenin iktidar karlı çıkmadı. İki aksında Türkiye'de bir rekabet var, bu kutuplaşma var. Bir AKP-CHP aksında, iki HDP-MHP aksında. Bütün bu siyasi partiler çark döndüğü müddetçe kendisine düşen payından memnun. Aslında 7 Haziran 2015 seçimiyle beraber bir hakkı teslim etmek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişten bugüne rejim elden gidiyor, layıklık elden gidiyor üzerine kurulu bir retoriğini daha iktisadi temelli, yani emeklilerin haklarından, hukukundan, askeri ücretten başlayarak o dili değiştirmesi, iktidarın bu alışa geldiği kutuplaşma siyasetini tek bildiği oyun, bu oyunun dışına çıkmak mecburiyetinde kaldı ve bugün geldiğimiz noktada iktidar bir dil tutturamıyor. İstiyor ki Cumhuriyet Halk Partisi dün davrandığı gibi davransın, dün muhalefet ettiği gibi muhalefet etsin. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bir sağcılaşıyor iddiası yok mu? Son seçimde İstanbul, Ankara, Adana, Antalya belediye başkanları hep sağ kökenli belediye başkanları. Ben çok o kanaatte değilim. Elbette Türkiye'nin değişen bir iklimi var. %50+1 dengesi dolayısıyla sadece siyasi partiler kendi temsil ettikleri klasik oy tabanlarıyla yetinebilmeleri mümkün değil. Daha geniş kitlelerin rızasını gözetmek durumunda. Cumhuriyet Halk Partisi de, diğer siyasi partilerde, Adalet Kalkınma Partisi de, Milliyetçi Hareket Partisi de zaman zaman siyasette bu tür farklı siyasi geleneklerin temsilcilerini siyasi stratejide bir araç olarak kullanır ve bu tür adaylar gösterir. Cumhuriyet Halk Partisi de Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildiği andan itibaren ortaya koyduğu Türkiye'nin iklimini, bu manada hani her sektörün bir piyasa yapıcı kurumu vardır. Cumhuriyet Halk Partisi de bugün ana muhalefetle hüviyetiyle, tarihsel hüviyetiyle beraber siyasi alanda muhalefet yapısının ana aktörü. O açıdan önemli tercihler ve bu tercihler netice üretti. Ben bu ithamlara açıkçası katılmıyorum. Her siyasi parti nasıl doğmuşsa öyle devam eder. Zaman zaman konjonktür olarak bir takım esnemeler, genişlemeler, daralmalar yaşar. Efendim, ülke barajı size göre ne olmalı? Bu daraltılmış veya dar bölgeden... Biz Demokrat Parti olarak biraz evvel ifade ettim. %10 barajı maalesef Türkiye'de bir yapısal baraja dönüştü. Bu kutuplaşma ikliminde de milletimizin doğrudan oy vermesi gerekirken doğrudan tercihlerini ortaya koyabilme imkanını ortadan kaldırdı. Biraz evvel ifade ettiğim gibi aman A partisi gelmesin diyerek başka partilere oy verdi. Bu noktada bizim teklifimiz çok açık yürekle üyeliklerin seçim kurullarında teminat altına alındığı, %1 barajın olduğu, ön seçimin şart olduğu, tercihli sistemle beraber millet iradesini çok sağlıklı bir şekilde parti disiplini dediğimiz o mekanizmada keyfileşen parti genel merkezlerinin, parti genel başkanlarının keyfi uygulamalarına muhatap bir siyasal düzenden, sistemden çıkarmaktır. O açıdan şimdi bugün işte bir takım tartışmalar var. Anayasa tartışması, seçim yasası, siyasi partiler kanunu, Eylül'le beraber, Ekim'le beraber bütün bunları göreceğiz. Efendim, zamanımız çok kısa ama bir üç tane temel sorun var. Onlardan bir tanesi şu. Sizin gelecek önümüzdeki seçimde bir cumhurbaşkanı adayınız müstakil olarak çıkar mı? Demokrat Parti. Efendim, tabii şöyle, iki düzlemde bir seçim gerçekleşiyor. Bir politik figür olarak kişinin ön plana çıktığı cumhurbaşkanlığı adaylığı. Diğer tarafta da partilerin hem ittifak içerisinde hem ittifakla beraber, ittifak dışında bir genel seçim rekabeti. Burada birbirini besleyen stratejiler kurmak durumundasınız. 2014 yılında Ekmelettin İhsanoğlu'nun şahsında Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, bizler de dahil olmak üzere bir ortak aday fikri ortaya çıktı. Ama 2018'e geldiğimizde her siyasi partinin kendi adayını çıkardığı bir süreç yaşandı. Siyasetin adeta tabir yerindeyse sıcak atmosferi, maratonun projektörlerin altında, stadın içinde koşulacı o eşiğe gelmeden çok kati yorumlar yapmak yersiz olur.
siyasi partilerin bu noktada ortak bir görüşü, ortak bir aday noktasında çıkarmak olursa elbette biz buna uyacağız. Ama normal şartlarda her siyasi partinin kendi adayını çıkarması bu sistemin ruhunda olan bir şey. Onu da önümüz süreç gösterecektir. Genel başkanının dinamik yapısıyla teşkilatının giderek dinamik yapıya bürünmesiyle zannedelim ki önümüzdeki günlerde Demokrat Parti'nin kapısını çalan ittifaklar olacak. Yani bundan Millet İttifakı'nı geçen seçimde içindeydiniz ama Cumhur İttifakı'nın bir açılımı var. Saadet Partisi'nin kapısını çaldılar. Son Kıbrıs seyahatinde de görüldü. Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı da Kıbrıs'taydı. Demokratik Sol Parti genel başkanı da Kıbrıs'ta. Sayın Cumhurbaşkanı Bahçeli ile beraberdiler. Peki yarın bir gün Cumhur İttifakı kapınızı çalsa Demokrat Parti kapıyı açmaz mı? Yoksa bir müzakere şansınız var mı efendim? Ya efendim biz tabii Ahbap Çavuş ilişkileriyle, günübirlik şahsi önceliklerle, bir kariyer hesaplamasıyla bu işlerin içerisinde değiliz. Demokrat Parti kurulları olan, kurullarının işlediği, kuralları, prensipleri olan bir siyasi parti. Bu değerlendirmelerimizi geçmişte de biz iktidarla ilgili bir hasmani tutum içerisinde falan olmadık. Değiliz de. Ama açık yürekli eleştirilerimizi söylüyoruz. Bugün bu iktidarın vebaline Demokrat Parti olarak biz ortak olmak gibi ne dün düşüncemiz vardı ne bugün bir düşüncemiz var. O nedenle iktidarın da kendi adına bir çıkış planı yapmasını açıkçası tavsiye ederim. O açıdan biz durduğumuz yerde duruyoruz. Türkiye'nin Katolik nikahı da yok diye bir açıklamanızı hatırlıyorum yine bizim programımızda Sayın Genel. Elbette, elbette. Neticede ölçüler üzerinden yürüyoruz. O noktada hani biz kategorik olarak iktidarın karşısında kendimizi konumluyoruz. İktidarın Türkiye'ye verecek bir şeyi yok. Sadece Cumhur İttifakı'nın tek bir hedefi var. Bir kişinin iktidarını sürdürebilmesi için bir mücadele var ortada. Onun ötesinde bir program, onun ötesinde bir siyasi idealler, hedefler manzumesi programı, ortada böyle bir program yok. O açıdan Türkiye'nin bir derinden nefes almaya ihtiyacı var. Bunun da ancak iktidar değişimiyle olacağı kanaatindeyiz. Sayın Genel Başkan, bu yılın içinde bahar aylarında siz Diyarbakır'da Diyarbakır annelerini ziyaret ettiniz. Şimdi Türk siyasi hayatı Demokrat Parti dediğiniz zaman bunu Ege Akdeniz kadar en temel yapılarından biri Doğu ve Güneydoğu oylarıydı. Demokrat Parti'yi var eden, DYP'yi var eden bu gelenekte. Siz Diyarbakır annelerini ziyaret ettiniz. Şimdi konuşmamızın, programımızın son bölümü, çok da az bir zamanımız kaldı. Ve yeniden Türkiye'de Kürt sorunu üzerinden, Güneydoğu oyları, Kürt seçmen üzerinden yeniden siyasi partilerin bir hesaplamaları gündeme geldi. Demeçleri gündeme geliyor. Zannederim Eylül ayında da bu daha da realleşecek. HDP'nin kapatılma davası sürerken bunu önümde göreceğiz. Demokrat Parti'nin bu alandaki bakışı çok önemli. Veya sizin bu bakışınızın içinde bulunacağınız veya bulunduğunuz ittifakları yönlendirme konusunda etkisi ne olabilir efendim? Hem Bey, çok temel bir değerlendirmemiz var. Türkiye'nin milli güvenlik şemsiyesi, hukuk ve demokrasi. Burada kompartımanları ayırarak bir problem tarifi yapmak yerine Türkiye'nin çok büyük bir demokrasi problemi var. Bunun içini doldurmak mecburiyetindeyiz. Çok uzun yıllardır ifade ediyorum. Türkiye'de bir Kürt sorunu endüstrisi var. Bu çark döndükçe bir takım meşru, gayrimeşru siyasi aktörlerin payına bir şey. Bütün bunların arasındaki işleyişin bağlarını Türkiye kopartmak durumunda. Bunu da demokratik genişlemelerle, hukuki genişlemelerle yapmak mecburiyetinde. Türkiye bir çözüm süreci yaşadı. Adeta yanlış bir tutum içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi bölge halkının tek meşru temsilcisi haline PKK'yı getirdi. Ve oradaki halka şunu dedik. Siz benden hak mı talep ediyorsunuz? PKK'nın arkasına geçin. Onu destekleyin. Ben sizin hakkınızı onunla müzakere edeceğim. Bu konjektürel, siyasi önceliklerle yapılmış bir takım tercihlerdi. Bir devletin, devletlerin hayatında 30-40 yıl bir an mesabesinde. Sözünüzü balla kestim genel başkanım ama dağda değil de düz ovada siyaset yapmada sizin Demokrat Parti'nin eski genel başkanının sözü. Tam da onu ifade ediyorum. Yani Türkiye'nin milli güvenlik şemsiyesi demokrasidir, hukuktur, meşru siyasettir. Ama burada Diyarbakır
da HDP il binasının önünde de açık yürekli de söyledim. Demokrasinin imkanlarından yararlanarak hiçbir demokrasi kendisini zehirlemesine bir siyasi partinin müsaade etmez. HDP'nin de oradaki Diyarbakır annelerinin feryadı da oydu. HDP adeta PKK'nın daha militan devşirme organizasyonu gibi davranıyor. Bu ithamla karşı karşıya. Bugün HDP'nin kapatılması ile ilgili bir dava yürüyor. Tabii bununla beraber Türkiye'nin bu noktaya nasıl geldiğini de ifade ediyorum biraz evvel çözüm süreciyle beraber. İktidar eline mektup verip Kandil'e gönderirken, eline mektup verip İmralı'ya gönderirken HDP'nin milliyet bağını bilmiyor muydu? Biliyordu. Bugün tek ölçüsü şu, HDP kendisini destekliyor olsa bu kapatma davası açılır mıydı, açılmaz mıydı? Burada bir ikiyüzlülük var. İktidarın ikiyüzlülüğü var, riyakarlığı var. Bunu ifade etmek istiyorum. Esas sorunumuzun özüne gelince biz Doğu Güneydoğu'daki insanlarımızı ne PKK üzerinden, ne Kandil üzerinden, ne Erbil üzerinden, ne Avrupa başkentleri üzerinden değil. Doğrudan kendi insanlarımızla demokratik rejim içerisinde muhatap olmak durumundayız. Bu ülkenin içerisinde yabancılaşan bir unsur olarak o noktaya taşınmamalıyız. Türkiye bölgede terörle mücadeleden başlayarak ki bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Suriye İç Savaşı'na müdahaliyetiyle beraber iktidar boşluğu ortada. PKK-YPG'nin alan hakimiyeti kazanmıştı mı ortaya çıkardı. Ve bugün orada Fırat Kalkanı, Elbapor operasyonları, Elfrin operasyonlarıyla beraber bir mücadele veriyoruz. Daha dün iki tane şehidimiz var, iki şehidimiz var. Yani bu şehitleri maalesef iktidarın yaptığı yanlışları telafi edebilmek adına şehitler vermek pahasına Türkiye karışıyor. Yaptığınız bir yanlış, oynattığınız bir taş, oynattığınız bir dinamik, pek çok farklı dinamiği harekete geçirdiğinde farklı bedeller ödüyorsunuz. Bütün bunları iktidarla ilgili değerlendirmemize tabi tuttuğumuzda bütün bu yanlışlardan Türkiye'nin kendisine yeni bir ayar, yeni bir format, yeni bir siyaset topyekün çizebilmesinin yolu bir iktidar değişikliği. İktidar değişikliği olmadığı takdirde Türkiye bu zafiyetlerin ürettiği maliyeti milletimiz daha katmerli bir şekilde yaşayacaktır. Genel Başkanım, programımızın sonuna geldik de arzu ederseniz size programın sonunda bir manşetlik bir soru sorayım da. Hani eski bir genel başkan, şu anda oturduğunuz binanızın eski bir genel başkanı Avrupa Birliği ile ilgili bir söz söylemişti. Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a göre demokrasinin yolu nereden geçiyor? Demokrasinin yolu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçiyor. Biz işleyen bir demokrasinin kalkgahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye'nin hangi sosyal kesimin, hangi toplumsal kesimin olursa olsun meselelerini bu demokratik kanallara aktarabilmenin yolunu azami düzeyde açabilmelidir. O nedenle demokrasinin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir ve demokrasinin yolu milli iradenin, milli egemenliğin kaçsız şartsız temsil edildiği Büyük Millet Meclisi'dir diye ifade edebilirim. Evet, Sayın Genel Başkanım çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, Politik Adam programında bugün Demokrat Parti'nin genç, dinamik genel başkanı Sayın Gültekin Uysal konuğumuzdu. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla programımız Politik Adam programı devam edecek. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Sayın Genel Başkanım, size de teşekkür ediyorum efendim. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar tüm vatandaşlarımızın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Dün verdiğimiz şey dolayısıyla da tüm milletimizin başı sağ olsun. Kıta sahanlığımızın batı sınırlarında belirli. Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını da... Kırsal eylemlerimizin sonlandığı... Nasıl mücadele edeceğiz? Önce Türk milletiyle uğraşmayın, Türkiye ile uğraşmayın.